Üçgenlerin benzer olması demek, bir üçgeni alıp aynı oranda küçültürseniz benzer bir üçgen elde edersiniz. Yani benzer üçgenler birbirlerinin aynı oranda küçültülmüş veya büyütülmüş halleri. Yani fotokopide mesela %50 küçültürüz veya %120 büyütürüz. Bir üçgeni fotokopi makinesinde küçülttüğünüzde veya büyüttüğünüzde benzer üçgenler elde edersiniz. Benzer üçgenlerde sadece açılar eşittir. Şimdi bakın burada bu benzerlik işareti, daha önce eşliği görmüştük. Eşlikte bu işareti ilave olarak bir de eşittir vardı. O zaman üçgenler birbirinin aynısıydı, eşti. Burada benzerlik var. Benzer üçgenlerde tek eşit olan şeyler açılardır. Bakın A açısıyla K açısı eşit. Bu nokta ise bu da nokta. Yani açılar üçgenleri küçültsek de büyütsek de değişmez. B açısıyla L açısı eşit. C açısıyla da M açısı eşit. Benzer üçgenlerde tekrar söylüyorum, açılar eşittir. Diğer uzunluklarda, alanda her şey orantılıdır. Şimdi noktanın karşısında A kenarı var. A kenarı bölü noktanın karşısındaki K kenarı eşittir. Çizginin karşısındaki B kenarı bölü çizginin karşısındaki L kenarı eşittir. Çift çizginin karşısındaki C kenarı bölü çift çizginin karşısındaki M kenarı eşittir. Bu oran sabittir benzer üçgenlerde. Yani soldaki üçgen iki katı ise bu hep orantıların hepsi 2'ye eşit olmalı. Mesela örnek olarak veriyorum. 2 olur, 3 olur, 5 olur. O durumdan duruma değişir. Ayrıca üçgenlerle ilgili tüm uzunluklar aynı orana sahiptir. Yani soldaki üçgenin yüksekliğini sağdakine oranlasam, kenar ortayını sağdakine oranlasam, açı ortayını oranlasam, çevresini oranlasam hep aynı oranı buluruz. Alan ise bu oranın karesine eşittir. Eğer alanları oranlarsam, alanlar tabi uzunluk mesela santimetre ise alan santimetre kare olur. Yani iki şeyin çarpımından geldiği için iki tane orantı sabiti çarpılmış oluyor. Mesela bu orana ben T diyeyim. Üçgenlerin alanları oranı alan ABC bölü alan KLM, iki tane uzunluğun çarpımına bağlı olduğu için T çarpı T tekrar olacaktır. ABC üçgeni ile FED üçgeni birbirine benzer olarak verilmiş. Sıra tabii ki önemli. O halde A açısıyla F açısı, B açısıyla E açısı ve boş açılar da birbirine eşit olmalı. Benzer üçgenlerde açıların eşit olduğunu söylemiştik. Şimdi oranlamaya bakalım. Soldaki üçgende çizginin karşısında 4 var. Soldakini sağdakini oranlıyorum. Üste hep soldaki üçgenin uzunlukları yer alacak. Sağdaki üçgende çizginin karşısında 3 var. Demek ki benim orantım 4 bölü 3. Tabi soldakini sağdakini oranlarsam 4 bölü 3. Sağdakini soldakini oranlasaydım 3 bölü 4 olacaktı. Soldakinde boşluğun karşısında 6 var. Sağdakinde boşluğun karşısında x var. Bu orantı bana sonucu verir. 4 ile 6'yı sadeleştirebilirim. 2, 3 kalır. İçler dışlar yaparsam 2x eşittir 9, x eşittir 9 bölü 2 olarak bulunur. ABD üçgeni AD üçgenine benzer. O halde ABD üçgenindeki A açısı ADE üçgenindeki AD üçgenindeki A açısına eşit. Yani burası 40 ise burası da 40 derece olur. ABD'deki B açısı yani 80 derece ADE'deki D açısına eşit. O halde burası da 80 derece olur. Dolayısıyla aslında bulduk her şeyi. Burası 40, burası 80 ise 120 yapar. Şu açım 60 derece olur. Beta ile alfanın toplamı şuranın tamamına eşit olduğundan alfa artı beta
60 artı 80 140 derece olarak bulun. ABC üçgeni CD üçgenine benzermiş. O halde A açısıyla C açısı, CD'deki C açısı birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla burası 90 derece olur. B açısıyla D açısı eşit olmalı. D açısı 20 derece olduğu için B açısı da 20 derece olur. Dolayısıyla alfaya ABC üçgeninden 70 derece kalır. ABD üçgeni ile CAB üçgeni benzer imiş. Dikkat ederseniz BD kenarı 1. Bakın BD kenarı 1. AD kenarı ise 2. Şimdi BD'ye karşılık veya açıları önce yerleştirelim. Daha kolay olur. ABD'deki A açısı ile, yani nokta açısıyla CAB'deki C açısı eşit olmalı. 90'lar zaten eşit. Yani şurası çizgi ise veya çift çizgi çizelim buraya. Şu açının tamamı da büyük üçgende çift çizgi olmalı. Dikkat ederseniz ABD üçgeninde noktanın karşısı 1, çift çizginin karşısı 2. Ayrıca dik üçgen olduğu için Pisagor'dan AB uzunluğunu bulabilirim. K 2K K kök 5. Yani kök 5 birimdir. 1 kök 5 kök 5 birimdir. ABC üçgeninde de benzer şekilde çizginin karşısındaki noktanın karşısındakinin 2 katı olmalı. Bakın çizginin karşısında büyük üçgende kök 5 var. O halde çift çizginin karşısındaki kenar kök 5'in 2 katı 2 kök 5 olmalı. Dolayısıyla BC 2 kök 5 olarak bulundum. Yine Pisagor'dan büyük üçgenden burada da K 2K K kök 5 var. X kök 5'in kök 5 katı olur. Yani 5 olarak bulunur. Eşlik teoremlerinde olduğu gibi benzerlikte de teoremler var. Yine kenar açı kenar benzerliği var. Eşlikte de kenar açı kenar eşliği vardı. Kenar açı kenar eşlikte de benzerlikte de ortak. Eşlikten biliyoruz. İki tane kenar orantılı. Mesela bir üçgendeki kenarlar diğer üçgendeki kenarların iki katı. Ve bu kenarlar arasındaki açı da eşitse bu üçgenler benzerdir. Şimdi solda ABC üçgenini görüyoruz. İki kenarı A'nın K katı ve B'nin K katı ve arada alfa var. Sağda da A ve B'yi görüyoruz. Bakın K katı soldaki üçgendeki kenarlar ve arada alfa var. Bu üçgenler birbirine kenar açı kenar ile benzerdir. Yani ABC benzerdir. Hatta aynı orantılı kenarların karşısındaki açıları da yazalım. BK'nın karşısı nokta ise burada B'nin karşısı nokta. Öteki de boşluk olsun. Şimdi ABC'yi ben hangi açı sırasında yazdım? Alfa nokta boşluk. Burada da alfa nokta ve boşluk sırasında yazmam lazım. Yani MK L sırasında yazmam gerekir. Şimdi soldaki üçgende, ABC üçgeninde iki kenar ve aradaki açı var. Bu bildiğim kenarları belli bir sırada ya küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralayayım. Ben genelde küçükten büyüğe yapıyorum. 2 var, alfa var, 4 var. Sağdaki üçgende de aynı şeyi yapıyorum. Küçükten büyüğe doğru kenar ve aradaki açıyı sıralıyorum. 1 var, alfa var ve 2 var. Dikkat ederseniz bakın şunları oranlarsam oranım 2. Demek ki bu üçgenler kenarları orantılı ve açılarda eşit olduğu için kenar açı kenardan bu iki üçgen birbirine benzer. Dikkat ederseniz 2 ile 1 orantılı. O halde 2'nin karşısı nokta ise burada da 1'in karşısı nokta ve 3. açı da boş olarak bırakıyorum. O halde soldakini ben ABC diye yazarsam benzerliği alfa nokta boşluk. Burada da alfa nokta boşluk sırasında gidersem MLK olur. Evet, benzerliği bu şekilde ifade edebiliriz. ABC üçgeninde HAC üçgenleri benzermiş ve benzerlik oranı da 2'ymiş. Yani büyük olan ABC, küçük olan HAC'nin 2 katıymış.
Eş açıları önce yazalım. 90'lar zaten eşit. ABC'deki B açısı HAC'deki A açısına eşit. Ve C açısı da ikisinde dikkat ederseniz ortak açı. Şimdi benzerlik oranı da 2'ymiş. Büyüğün küçüğe oranı tabii ki. Noktanın karşısında büyükte AC var. Buna K dersem ben. Küçükte veya 2K diyeyim. Küçükteki bunun yarısı olacağı için K olur. Yani burada şunu yakalıyorum. Bu dik üçgenlerde hipotenüs dik kenarın iki katı aslında 30-60-90 üçgeni. O halde büyük üçgende de hipotenüs noktanın karşısında kenarın iki katı. Yani ABC üçgeninde noktanın karşısında 2K olduğu için BC kenarı bunun iki katı 4K olmalı. Dolayısıyla buranın tamamı 4K olur. Burası da 3K olarak bulunur. 30-60-90 üçgeni olduğunu gördük. Hipotenüs dik kenarlardan birinin 2 katı. O halde diğer kenarda kök 3 katı olacak. Yani nokta zaten 30 derece oluyor. Buralar 30 derece. Burası 60 derece. 30 derecenin karşısı 2K ise 60 derecenin karşısı 2K kök 3 olur. Dolayısıyla AB 2K kök 3. Yani şu orantıdan bahsediyorum. BC'de 4K. Oranlarsak K'lar gider. 4'te de 2 sadeleşir. Kök 3 bölü 2 olarak buluruz. Şu küçük üçgen ile büyük üçgene bakıyorum. Bir açıları ortak. Alfa. Küçük üçgeni 2, alfa ve 3 olarak yazıyorum. Büyük üçgende yine küçük kenardan bir kenarı 6, bir kenarı 4. Önce küçük kenar 4. Yine aradaki açı alfa ve 6 olarak yazıyorum. Bakıyorum bu iki oran birbirine eşit mi? Yani 2 bölü 4 eşit 3 bölü 6 mı? Evet eşit. Bunlar 1 bölü 2 eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen kenar açı kenardan birbirine eşittir. 2 ile 4 orantılı. Dolayısıyla 2'nin karşısındaki açıyla 4'ün karşısındaki yani 3 artı 1'in karşısındaki açı birbirine eşit. Üçüncü açılar da otomatikman birbirine eşit olur. Yani büyük üçgen, küçük üçgen 2 katı 1 bölü 2 oranı var. Dolayısıyla büyük üçgen alfanın karşısındaki kenarı 8 ise küçük üçgen x bunun yarısı 4 olarak bulunur. Şimdi şu açılar eşit. Etrafındaki kenarlar da belli. İlk önce küçük üçgeni yazayım. 4 açı 6. 4 açı 6. Şimdi büyük üçgeni yazıyorum. Küçükten büyüğe doğru. 6 açı 9. 6 açı 9. Bunları oranlıyorum. Sadeleştirirsem 2 bölü 3. 3 ile sadeleştirirsem yine 2 bölü 3. Oranlar eşit. Demek ki bu üçgenler birbirine benzer. Benzerlik oranı da küçüğü büyüğe orantıladığımda 2 bölü 3. Şimdi küçük üçgende bu eş açının karşısında 8 var. 8. Büyük üçgende eş açının karşısında x var. X. Bu da 2 bölü 3 oranında olmalı. 8 ile 2'yi sadeleştirirsek 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak x 12 olarak bulunur.